Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerden harika bir anahtarlık yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler makrome ipimiz, anahtarlık başlığımız ve makas. Şimdi 30 santimlik iki tane ip kesiyoruz. Aynı eşit parçada olacak şekilde. Anahtarlık ucumuzu buraya bantlıyoruz. Rahat hareket ettirebilmemiz için. Bu şekil aradan geçiriyoruz. Bunu sıkılıyoruz. Şimdi ikinci ipimizi de hemen yanından tekrardan geçiriyoruz. İki ipimizi de güzelce sıkılıyoruz arkadaşlar. Bandımız ilk başta biraz şey yapabilir. Sonra toparlarız. Şimdi ikinci işlemimiz bu şekilde 15 santimlik iki tane alt tane olacak şekilde, ama 2 ile çarpıyoruz. 12 tane ipimiz olması lazım. İlk işlem olarak altından bu şekil geçiriyoruz. İkinci işlemde de tam karşısından bu şekil geçiriyoruz. Buradan ipleri alıyoruz. Eşit olacak. Bunu da içinden doğru bu şekil veriyoruz. Güzelce sıkılıyoruz. Şimdi ikinci işlemde burada o başlangıcımız bu taraftaydı. Şimdi bunda da tam zıttı olarak buradan başlangıcı yapıp bu şekil bu tarafa geçiriyoruz altından. Yani bir diğer taraftan bir bu taraftan olmak şeklinde karşılıklı bunu altı sıra gelecek şekilde ipimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Ama güzelce sıkmalıyız ki çünkü az sonra bunları tarayacağız. Taradığımızda bizi zorlamasın. Şimdi tekrar bu tarafta. Anahtarlığımız çok güzel oluyor yaprak deseninde. Bu şekil 6 tane yapacağız. Daha sonra da bu ince taraflardan kullanıyorum arkadaşlar. Daha güzel açılıyor bunlarla. Siz istediğiniz modelde istediğiniz taraf kullanabilirsiniz. Tabi iplerimize de dikkat etmeliyiz. Kaymaması için. Sadece bu boş kalmış. Bunu da tekrar bir sıkılayalım. Şu anda tarama işlemimiz de oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi kesim işlemindeyiz. Bandımızı çıkaralım. Artık ona ihtiyacımız yok. Şimdi bütün dallarını güzelce yayalım arkadaşlar. Yaprak desenini vereceğimiz için bu işlemi güzel yapmamız lazım. Şimdi ilk önce şu alt bölümü buradan kesiyoruz güzelce.
Göz hizamızda gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Dışarıda çok görüp de "aa ne kadar zordur yapması" dediğimiz, aslında o kadar çok şey var ki, o kadar basit. Bizler de bunları keşfederek sizlere göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biraz tıraş işleme, o deseni verme işlemi biraz bağladıktan sonrası kolay aslında. Bakın arkadaşlar, ne kadar şık oldu değil mi? Bizim elimizden ne kurtulur ki bu kurtulsun. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bütün her şey bizler için. Lütfen emeğe saygı duyalım. Videolarımızı beğenelim. Herkese iyi günler.